Herkese merhaba, ben Begüm. Son görüşmemizden bu yana ne yazık ki gündemimiz değişmedi ve hala aynı tatsız meseleleri konuşmaya devam ediyoruz ve bir müddet daha bu böyle devam edecek gibi görünüyor. O yüzden ben yine bir önceki videoda söylediğim gibi hem kendi kafamı dağıtabilmek hem izleyenlere iyi geleceğini düşündüğüm için yine bildiğim şeyi yapıp kitaplardan bahsetmeye devam edeceğim bu videoda da. Bu videoda size 5 kitap önerim olacak ve bu kitapların ortak özelliği şu. Ya araştırma yapmanızı sağlayacak, ek okuma çıkaracak, okuduğunuz kitaba yoğunlaşmanızı sağlayacak ya da en azından bir süre sizi içine hapsedecek kitaplar. Ya dönüp içinize bakıp bazı şeyleri sorgulamanızı sağlayacak kitaplar. Yani sizi gerçek anlamda oyalayacak ve evde geçirdiğimiz o vakti verimli kullanmamıza, işte kafamızı dağıtmamıza fayda sağlayacak kitaplar. Bu nedenle size bu videoda önereceğim ilk kitap Sabahattin Ali Hep Genç Kalacağım isimli kitap. Bu benim için çok önemli bir kitap. Hem Sabahattin Ali'ye olan sevgimden dolayı çok önemli bir kitap hem de çok yararlı bir kitap olduğunu düşünüyorum. Yani öğrendikleriniz hem Sabahattin Ali'nin hayatıyla ilgili hem dönemle ilgili öğrendikleriniz size kültürel anlamda da fayda sağlayacak bence. Çünkü bu kitap Sabahattin Ali'nin 1920'li yıllardan 1948 yılına kadar, 1922'den 1948 yılına kadar mektuplarından oluşan, ona yazılan ve onun yazdığı mektuplardan oluşan bir anı mektup derlemesi. Bu kitabı okurken göreceksiniz ki Sabahattin Ali'nin öğrencileriyle olan teması, aşkları, aile ilişkileri, dostlukları ve daha birçok konuyla ilgili düşüncelerini dile getirdiği mektuplar var. Nazım Hikmet'le olan mektuplaşmaları var mesela, Hasan Ali Yücel'le olan mektuplaşmaları var. Hüseyin Nihal Atsız'da olan mektuplaşması var ve ilişkilerinin nasıl boyut değiştirdiğini görüyorsunuz mesela. Bu mektupları okurken hem Sabahattin'in yaşantısıyla ilgili bilgi sahibi oluyorsunuz hem de dediğim gibi dönemin politik gündemi hakkında fikir sahibi oluyorsunuz. 1930'lu 1940'lı yıllara gidiyorsunuz ve o dönemdeki yaşantı olayları görüyorsunuz. Ki o dönemler ülke için önemlidir. Gerçi bizim ülkemizde her dönem çok önemli, gündemimiz bir türlü durulmadığı için ama genel kültür anlamında da yarar sağlayacağını düşünüyorum. Benim bu kitapta yazılan mektuplarla ilgili en önemli gördüğüm nokta şu. Şimdi bu mektuplar yazılırken ailesiyle ya da dostlarıyla, sevdikleriyle iletişim kurmak için yazıldı bu mektuplar. Yani bu mektupların bir gün yayınlanacağı bilinmiyordu elbette. Yani bir gün Sabahattin'in öldürüleceği ve dolayısıyla bu mektupların onun anısına derlenip yayınlanacağı hesap edilmemişti. Ve okuduğunuz her şey tam da bu yüzden çok gerçek, çok sahici ve çok fikir verici. Bu nedenle yazılanları çok önemsiyorum. Okurken bir yandan da şöyle düşündüm elimde olmadan. Tüm günlük okumalarında ya da mektup okumalarında aynı rahatsızlık hissini yaşıyorum aslında. Bu kadar yazarın özeline girmek ne kadar doğru. Yani sanki gizli gizli karıştırıyormuşum gibi bir utanç hissediyorum aslında bir yandan. Ama baktığınızda Sabahattin Ali'yi bu kadar seven bir insan olarak onu daha yakından, daha da yakından tanımış oluyorum. Bu nedenle kıymetli bir okuma olduğunu düşünüyorum ve tekrar vurguluyorum. Bence bu kitap Sabahattin Ali'nin ötesinde bir kitap. Her ne kadar onunla ilgili olsa da bence tamamen ülkeyle ilgili bir kitap aslına bakarsanız. İkinci olarak önereceğim kitaba geçmeden önce size bir uygulamadan bahsetmek istiyorum. Madem evdeyiz ve madem zorunlu olarak izole bir yaşantı sürmeye başladık, öyleyse elimizde kalan bu vakti nasıl en verimli şekilde değerlendirebiliriz? Bence buna bakmamız lazım. Bu kitapların yanı sıra ben size bir uygulamadan söz etmek istiyorum, önermek istiyorum. Dil öğrenebileceğiniz, İngilizcenizi geliştirebileceğiniz bir mobil uygulama kullanabilirsiniz ve bunun için aslında çok uzağa gitmeye gerek yok. Daha önce başka videolarımda da bahsettiğim Cambly uygulamasını deneyebilirsiniz. Cambly ana dili İngilizce olan eğitmenlerden birebir online olarak ders alabileceğiniz bir dil programı ve evden çıkmak zorunda kalmadan, toplu taşıma kullanmak zorunda kalmadan, kalabalık ortamlara girmek zorunda kalmadan evinizde oturduğunuz yerde son derece steril bir biçimde ders alabilirsiniz. Hem bu dersleri alırken de aslında bir yandan dünyada neler oluyor, gündemde başka coğrafyaların gündemlerinde ne var bunları da görebilirsiniz. Aslında bir nevi sosyalleşmiş olacaksınız. Çok verimli bir program olduğunu daha önce defalarca vurguladım zaten. Çünkü Cambly'de her seviyeden eğitmen var. Cambly Türkiye'de en fazla yabancı eğitmeni barındıran bir dil programı. Dolayısıyla ihtiyacınız neyse, beklentiniz neyse, talebiniz neyse
eğitmenden bu yönde bir seçim yapabilirsiniz. Çünkü hocaların profillerini öncesinde inceleyebiliyorsunuz. İsterseniz internet sitelerini kullanarak, isterseniz mobil uygulamalarını kullanarak Cambly'ye giriş yapıp ücretsiz deneme derslerine en azından katılmanızı ben öneriyorum. Çünkü inanılmaz bir eğitmen yelpazeleri var ve dediğim gibi istediğiniz profilden, istediğiniz ilgi alanına ve seviyeye göre eğitmen seçebildiğiniz için acaba konuşabilir miyim, acaba yapabilir miyim gibi kaygılara gerçekten yer yok. Kendi seviyenize göre bir eğitmen bulursunuz ve ücretsiz deneme dersinden yararlanırsınız. Açıklamalar kısmına ben link bırakacağım. O linke tıklayarak ve 10 evde kodunu kullanarak 10 dakika ücretsiz deneme dersinden en azından mutlaka yararlanmanızı öneriyorum. Çünkü Cambly milyonlarca öğrencisi olan bir uygulama ve bu uygulamayı kullanarak dil öğrenen, dilini geliştiren de milyonlarca öğrenci var. Bu nedenle en azından ne kadar yararlı olduğunu ek bir ücret ödemeden ücretsiz deneme dersiyle siz de deneyimleyebilirsiniz. İkinci olarak size önereceğim kitap, sonradan daha da sevmeye başladığım bir kitap. Bir Garip Aşk Öyküsü. Ben bu kitabı geçen yaz okudum ve okuduğumda muazzam etkilenmedim. Yani olağanüstü bir kitap, işte inanılmaz bir kitap gibi hislere kapılmadım. Fakat üzerinden biraz zaman geçtikten sonra kitap tekrar tekrar benim aklıma düşmeye başladı ve kitaptaki bazı noktaları okuduktan çok uzun bir süre sonra yakalamaya başladım. Bunu çok az kitapta yaşıyorum ben ve bu kitap onlardan biri. Metis Yayıncılık'tan çıkan bir roman bu. Bir Garip Aşk Öyküsü ama adı her ne kadar size yalnızca bir aşk romanı gibi bir çağrışım uyandırıyor olsa da bu bence kesinlikle sadece bir aşk romanı değil. Hatta bu kitapta aşk ilk sırada değil. Öncelikli olarak size sunulan ve okuduğunuzda hissettiğiniz şey aşk değil. Şimdi şöyle başlayayım anlatmaya. Bir gün bir genel evde bir çocuk dünyaya geliyor. Babasının kim olduğu bilinmiyor ve annesi hayatını kaybediyor. Bu çocuk alışılmış insan görüntüsünden çok farklı. Yani kimseye benzemiyor ve çok ürkütücü. İnsanlar ondan uzak durmaya çalışıyor. Aynı zamanda çocuk büyüdükçe görülüyor ki konuşamıyor ve işitemiyor. Bunları şu nedenle anlatıyorum. Çocuk büyüdükçe hem görüntüsüyle hem bazı yetilere sahip olamamasıyla insanlardan farklı olması sebebiyle toplumsal tepkileri kitap size çok net gösteriyor. İnsanların kendi gibi olmayana, işte biraz bazı şeylerden yoksun olanlara nasıl davrandığını, ne denli canavarlaşabildiğini gösteriyor. Aynı zamanda kitap bence güzellik, çirkinlik, insanlık, insan olmak nedir? Bu gibi kavramlar üzerine düşünebileceğiniz bir kitaptı. Dediğim gibi kitap böyle içimde demlendi sanki. Demlendi, sonradan tadı çıkmaya başladı. Gerçekten çok garip bir histir ve pek yaşamam bunu ama bana bu hissi yaşatan kitaplardan biriydi. Bence seversiniz. Üçüncü olarak size önereceğim kitap bir psikoloji kitabı. Mart ayının başında okudum ve beni çok etkileyen kitaplar arasında şimdiden yerini almış bir kitap. Beden Asla Yalan Söylemez. Şimdi kitap bastırılmış duyguların, çocukluğumuzda yaşadığımız bazı travmaların, sorunlu davranışlarımızın, adını koyamadığımız, neden yaptığımızı bilmediğimiz sorunlu davranışların üzerine örttüğümüzü ve bu nedenle çok sağlıklı hayatlar sürmediğimizi anlatıyor ve şöyle söylüyor. Tüm bu bastırdığın, adını koyamadığın, anlamlandıramadığın, açığa çıkaramadığın ve gerçekten tam olarak ifade edip yaşayamadığın o duygular senin bedenine zarar veriyor. Yani bunların hepsi, tüm bu olumsuzlukların hepsi bedeninde bir şekilde açığa çıkıyor. Hastalıklarla mutlaka ilişkisi var, erken yaşta ölümlerle bunların ilişkisi var şeklinde tespitleri var, örnekleri var, vaka örnekleri var. Herkesin mutlaka çocukluğundan kötü muamele, aşağılama, yanlış tutum, cinsel istismar, fiziksel şiddet, değiştirmeye çalışma ve daha birçok anlamda az ya da çok mutlaka istismar edildiğini söylüyor. Bunu örneklendiriyor ve sizi kendi hayatınızı sorgulamaya itiyor. Gerçekten çok mühim bir kitap. Bu kitabı özellikle bu videoya dahil ettim çünkü yine aynı şeyi söyleyeceğim. Madem biraz her zamankinden fazla vaktimiz var, bence dönüp kendimize de bir bakmalıyız.
Yani bir şeyleri bence deşmenin, sorgulamanın tam zamanı. Çok iyi bir kitaptı. Müthiş bir kitaptı. Olağanüstü etkilendiğim bir kitaptı. Abartmıyorum. Mutlaka temin etmenizi, okumanızı öneriyorum. Ben olabildiğince bu kitabı hediye etmeye çalışacağım. Bana da Selda hediye etti. Sevgiler kendisine. Olabildiğince insanı bu kitabı ulaştırmaya, okumasına vesile olmaya çalışacağım. Bernard Malamut'un Kafka yayıncılıktan çıkan Tamirci isimli kitabı. Bu kitaptan galiba yalnızca tek bir videoda bahsettim ve yeterince anlatamadığım için kitap içimde şişti. Daha fazla anlatmak istiyorum bu kitabı. Şimdi bu kitap baştan sona, kitabı okumaya başladığınızda kitabın içine gireceksiniz ve çıkamayacaksınız. Orada sıkışıp kalacaksınız ve bitirmeden rahat edemeyeceksiniz. Gerçekten soluksuz okuyabileceğiniz bir kitap. Ama bu kitabı bu kadar elinizden bırakamadan okuyacaksınız şeklinde anlatmamın sebebi kitaptaki olay örgüsü değil. Kitaptaki karakterin içinde bulunduğu o sıkışmışlık duygusunu yazar sanki siz yaşıyormuşsunuz gibi size hissettiriyor. Yani bir küçücük bir oda düşünün, bir hücre düşünün, oradasınız. O mahkumla birlikte oradasınız. Sanki odanın bir köşesinde o oturuyor, diğer köşesinde siz oturuyorsunuz ve birlikte üşüyorsunuz. Abartmıyorum, böyle hissettim. Yani kanım dondu okurken. Kitabın konusundan bahsedeyim. Şimdi şöyle başlıyor hikaye. Bir gün bir cinayet işleniyor. 10-12 yaşlarında bir çocuk öldürülüyor ve cinayet Yahudi düşmanlığının olduğu bir mahallede meydana geliyor ve şansa bakın ki o mahallede yaşayan gariban bir Yahudi var. Olaylar böyle başlıyor ve devam ediyor. Çok dediğim gibi olaylar yok, yani arka arkaya yaşanan, işte acaba ne olacak, acaba ne olacak diye sorgulamıyorsunuz ama o karakterle bir oluyorsunuz. Ve bu müthiş bir duygu. Yani bu duyguyu hissettiğim zaman diyorum ki efsane bir kitap okuyorum. Müthiş bir okuma oluyor. Olaydan ziyade duyguların ön plana çıktığı, karakter ve duygu tahlillerinin çok güçlü yapıldığı ve okuduğunuzda şimdiye kadar okuduğum en iyi kitaplardan biri oldu bu diyeceğiniz müthiş bir kitaptı. Gerçekten abartmıyorum. Alın okuyun. Böyle hissedeceksiniz. Son olarak size önereceğim kitap çok sevdiğim bir dünya klasiği, Emily Brontë'nin Ulutul Tepeler isimli kitabı. Çok uzun süre önce okuduğum bir kitap bu. Videolarımda yeterince yer vermediğim için hayıflanmaya başladım. Çünkü en sevdiğim kitaplardan, en sevdiğim klasiklerden biridir ve çok önemli bir kitap olduğunu düşünüyorum. Aynı zamanda yazarı Emily Brontë henüz 30 yaşında hayata gözlerini yummuş. Çok talihsiz bir hayat yaşamış. Bir büyük roman bırakmış ve arkasında başka bir yapıtı olmayan çok önemli bir yazar. Keşke başka eserlerinde okuma şansımız olsaydı diye düşünüyor insan. Kitap çok başarılı bir kitap. Özellikle karakter özelinde çok başarılı bir kitap. Benim şimdiye kadar okuduğum aklıma başka bir karakter gelmiyor. Bu kadar iyi yazılmış, bu kadar kusursuz yazılmış başka bir kötü karakter bilmiyorum ben. Kitap sizi iyilik, kötülük, dostluk, aile kavramı üzerine düşündürecek. Neden böyle oldu o karakter diye düşündürecek. Acaba onun için başka türlüsü mümkün müydü? Başka bir yol var mıydı diye düşündürecek. Bir insanın dönüşümünü görebileceksiniz. Mesela masum, tertemiz, yeni doğmuş bir bebeğin, bir çocuğun nasıl baştan ayağa kötülüğe bürünen, kötülük yapan ve etrafa kötülük saçan bir insana dönüştüğünü, nelerin buna sebep olduğunu ve dediğim gibi başka türlüsü mümkün müydüğü size sorduracak bir kitap. Bir karakterle bu kadar bağ kurabilir bir insan. Bağ kurmak derken olumlu anlamda söylemiyorum. Yani karaktere kızıyorsunuz, karakteri kitaptan çıkarıp atmak istiyorsunuz, empati kurmak zorunda hissediyorsunuz. Yani karakteri gerçekten yaşıyorsunuz. Müthiş bir okumaydı. Yine baştan sona soluksuz okuyacağınız ve kitaba girdiğinizde kitabı bitirmeden o mekanın, o dünyanın içinden çıkamayacağınızı düşündüğüm kitaplardan biri. Benim bu videoda size önerdiğim kitaplar Ulutul Tepeler, Bernard Malamut Tamirci, Beden Asla Yalan Söylemez, Alice Miller'ın kitabı, Bir Garip Aşk Öyküsü ve Hep Genç Kalacağım isimli, beşi de sayfa sayısıyla günlerinizi alacak, kafanızı meşgul edecek ve vaktinizi verimli geçirmenizi sağlayacak iyi okumalar yaptım diyeceğiniz kitaplar. Umarım bundan sonra daha iç açıcı meseleler konuşabiliriz ve umarım eksilmeden bu korkunç günleri atlatabiliriz.
Zaman ayırıp beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki videolarda görüşmek üzere.